Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda William VPEC 5500V3 modem kurulumundan bahsedeceğiz. Öncelikle modemimizin power kablosunu takıyoruz. Daha sonra modemin LAN 1 portuna Ethernet kablosu takıp diğer ucunu da bir tane bilgisayara bağlıyoruz. Bu bilgisayara bağladıktan sonra ağ paylaşım merkezine aç dememiz yeterli olacaktır. Buradan bağdaştırıcı ayarlarını değiştire tıklıyoruz. Burada birden fazla Ethernet'imiz olabilir. Kablonun takılı olup olmadığından şu şekilde emin olabiliriz. Örnek veriyorum, şu an takılı. Çıkardığım zaman bakın arkadaşlar, kablo takılı değil dedi. Tekrar taktığımda bunun üzerinden işlem yapacağımı emin olabiliyorum. Daha sonra özellikler tıklıyoruz arkadaşlar. Burada internet protokolü sürüm 4'e. Burasının otomatik olduğunu emin olmamız lazım. Burası otomatik kalacak. Tamam deyip işlemlerimizi sonlandırıyoruz ağ tarafında. Daha sonra bir tane tarayıcı açıp modemin arayüzüne gitmemiz gerekiyor. 192 168 1.354'e gidiyoruz arkadaşlar. Modemin arayüzü geldi. Default şifresi admin, kullanıcı adı. Şifrede admin arkadaşlar. Giriş yapıp devam ediyoruz. Daha sonra burada kurulumu işlemini yapacağız. Sihirbaza tıklıyoruz. Burası da VPA VCE 835 olarak kalacak. Daha sonra şu ayar önemli. PPP ayarlarında internet servis sağlayıcınızdan aldığınız kullanıcı adı ve şifreye gireceksiniz. Bu Türk Telekom olur, Süper Online olur ya da başka firmalardan almış olabilirsiniz. Buraya o aldığınız kullanıcı adı ve şifreyi gireceksiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, ben TTNet bir kullanıcı adım var. Bunu şu şekilde giriyorum. Burada harf ve küçük harf, büyük harf, rakam, dikkat edin. Yanlış girerseniz internete çıkamazsınız. Şifremi de giriyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer ayarlara dokunmadan devam ediyorum. Burası VLAN, telefonunuzdan gireceğiniz ya da wireless'tan gireceğiniz bir isim belirlemeniz lazım. Buraya herhangi bir isim veriyorum. Bunu siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Şifreleme de bu wireless'a bir şifreleme vermeliyiz ki dışarıdan insanlar kablosuz ağımıza erişmesin. VPN2 karışık, kişisel, parola ve bu Wi-Fi'ye bir tane şifre veriyoruz arkadaşlar. En az 8 karakter olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Değişiklikleri uyguluyoruz. Şu an işlemlerimiz devam ediyor. Şu an tamamlandık kurulum işlemleri. Cihazımızı yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Bakın, yeniden başlat. Yeniden başlat dediğimizde cihaz geriye doğru sayacak. Sayma işleminden sonra rahatlıkla modemimizde herhangi bir sıkıntımız yoksa kullanıcı adı ve şifremizde internete çıkabileceğiz arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek katkıda bulunabilirsiniz. İyi çalışmalar.